Herkese selam arkadaşlar. Bugün size herkes gibi Multiverse tepki videosuyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ve bugün size birlikte pardon da bunu diyecektim az kaldı. Domstur'un yayınlamış olduğu yeni bir bölüm var ve bu yeni bir bölüm diyemeyiz. Çünkü aslında yeni bölüm aslında evet ama bunu 28. bölüm değil. Special bölüm olarak yayınladı. Duyduğum kadarıyla galiba böyle yeni bilgilerden yani önceki bölüm olan 27. bölüm hakkında bilgi veriyormuş. O yüzden bunu da bir izleyelim dedi. Başladı. Sanırım sesi biraz fazla yüksek yaptım. O yüzden biraz sesi kısmam lazım. Buradan 5 yapalım. Tamam başlayalım. O bölüm 21. Doğru, burada korku karakterleri geliyordu değil mi? Hatırladım burayı. Açın beyler. Açın. Lan. Zaman. Zaman niye durmak? Lan. Bu kim oğlum? Zar kafa. Yo, saat kafa. Diyeceğim de hepsinin kafasında saat var. Oğlum bir dakika, bu İngilizce konuşuyor, ben Türkçe söylemem, alt yüzü var, tamam çok iyi. Dur. Tamam. Açtığını bilmiyorum falan filan, ne çabuk olacağım. Çünkü bu ilk seferim değil. Bir dakika, bu eleman şeydeki değil mi ya, şu köprüdeki eleman değil mi? Birdenbire ışınlanmıştı, sonra zannettik bir an bizi kurtaracak, bizi yardım edecek dedik, sonra kaçtı. Muhtemelen bu eleman olabilir. Tuvaletlerin iyidir, şimdilik bir tuvalet bile değil. O bir mor bir kadın. Dostum ona ben de öyle sesleniyorum. Herkes gidiyor, bizim şef kalır ve mor bayanı yenmeyi başarır. Güzel tekerleme. Ancak kadın elindeki cihazla ışınlandıktan sonra kaçar. O elindeki cihaz ışınlanma şeyi mi yarıyormuş? Aa evet, aslında ben bunun blooperlarını izlemiştim, evet orada ışınlanma yarıyormuş bu arada. Onu ne? Saat kadından önce meraklı adamdan... Oğlum çok hızlı geçiyor bunlar ya, okuyamıyorum. Neyse siz de okuyun, ben de içimde okuyacağım. Daha? Şimdi kullandım. Veda ettim. Abo! Birkaç saat mi? Ne? Beyaz takım elbiseli şey mi varmış lan bizde? Sağda adamlar mı varmış? Bir dakika ne diyor? Burada bir konuşma tuvalet tarafından gülünç bir şekilde kesintiye uğradı. Ne yani? Oğlum bu adam döngüde kalmış lan. Tamam. Chief gücünü kullanmaya başlamadan önce onu öldürmelisin. Galiba anladım. Bu döngüyü bozabilmek için ve her şeyi normal döndürebilmek için şefi öldürmek zorunda kalmıyor. İşte, tamam. Şimdi öldürürseniz o cahaya ufak bir şey söyleyeni unutması işini rahatlatması olur. Bunu yapmayacağım seni lanet orası. Tamam, bu gerçekten de bütün olasılıkları denemiş. Just repressing that watch on your arm. Almost a useless ability against the toilets. Tamam. Her şeyi değiştirebilirsin, aynen, tamam. Ama benim merak ettiğim bir nokta var. Bizim bu eleman bizim şefi öldürdüğü zaman şefi tekrar eski haline getirebilecek miyiz ki? Ama ben şahsen getirebileceğimizi düşünüyorum. Ama muhtemelen şöyle bir hatayla karşılaşabiliriz. Evet, bizim Clockman'ler zamanı geriye alabiliyor ama belirli bir zamanı geriye olabilirler, konuşamadım. Yani mesela şöyle bir tanesi mesela 10 saniye önce olmuş bir olayı tekrar 10 saniye geri çevirebilir. Yani maksimum 10 saniye önce olmuş bir olayı tekrar eski haline getirebilir. Yani kalkıp da 10 gün, 20 gün veya 100 yıl, 30 yıl veya bilmiyorum belki daha uzun, belki daha kısa süreleri geri getirebileceklerini zannetmiyorum. Bunun için çok güçlü bir yeteneği olan birisi lazım. Yani bu zaman döngüsünü çok iyi kullanabilen birisi lazım. Onun için de bize Titan Clockman lazım. Ve sanırsam Titan Clockman'i tamir edecekler. Bilmiyorum, orada kısa bir süre falan bizim için çok iyi iş görür falan filan dedi de acaba ne için dedi hala bilmiyorum. O yüzden bir devam edelim. Lan niye başlamıyor? Başla lan. Heh.
Bunu asla yapmayacağım. Şefimi öldürmeyeceğim ulan. Üzgünüm. Ama bu durumda artık yapacak bir şey yok. Lan! Doğru zamanda ve doğru yerde doğru olanı yapacaksın. Abo! Tamam. Burada gerçekten de galiba ele geçirilmiş. Şöyle geçmişteki halini kullanarak gelecekteki versiyonu kontrol etti ve bu şekilde de bizim şefi öldürmüş oldu. Şef ölünce ne oldu? Bizim morlu kadın zannetti ki aha bunların işi bitti, gerisi kolay çorap söküyor gibi gelir. Bir nevi bizim şu Clockman'leri birazcık saldı gibi bir şey yani. Pek böyle umursamaz hale geldi. Yani bu süreçte de şöyle bir şey olacak dediğim gibi tekrardan. Titan Clockman'i de bizim yani... Böyle bir süreçte de şöyle bir şey olabilir. İlerleyen süreçte Titan Clockman'i tekrar eski haline getirip bizim şu şefi tekrardan iyileştirebiliriz. Yani kafasının kopmamış haline geri döndürebiliriz. Ve böylece de her şey eski haline dönebilir. Neyse o halde bugünlük bu kadar olsun. Son olarak da katı özel alıp bana ücretli bir şekilde destek olan arkadaşlarımızın ismini okumazsak ayıp ederiz. O yüzden hadi onların ismini okumaya geçelim. Öncelikle Little Potato üyelenen arkadaşlarımız MVPF, Cute Miriete, Titan TV Man, Oyun King ve son olarak da Emir Pro 10. Mafya Potato üyelenen arkadaşlarımıza gelecek olursa Ultra Man, Titan Spirkerman, Kral, Random Topa, Rux, Dragon Reis, Zard Zord 31, Zübge, Rüzgar Oğurlu ve son olarak da XO Erdem X. Ve son olarak da Çılgın Potato'nun sağ kolu üyeliği alan arkadaşımız olan Virtus'a çok teşekkür ediyorum. Eğer siz de bana ücretli bir şekilde destek olmak isterseniz kanalımın yanındaki bu katıl özelliğinden bana ücretli bir şekilde destek olabilir ve her bir üyeliğin kendi özelliğinden yararlanabilirsiniz. O yüzden şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.